çözüm süreci konusunda bugüne kadar atılan adımların bir noktası da bir izleme heyetinin oluşturulmasıdır. Hükümetimiz bunu faydalı görmektedir ve sadece bunu değil, uygulama usul ve esasları içerisinde de, ki bildiğiniz gibi 1 Ekim'de yayınlandı, kimin hangi görevleri yapacağı ve sonunda da çözüm sürecinin nasıl nihayete ereceği konusunda da bir yol haritamız mevcuttur. Hükümet bundan sorumludur. Ülkeyi yöneten hükümettir. Çözüm sürecini de nihai hedefine ulaştırma konusunda sorumluluk alan hükümettir. Hükümetimiz bunu günübirlik işlerle değil, kanun çerçevesinde yürütmeye de çalışmaktadır. Çözüm süreci eğer 2005'te bugünkü Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayla başlamış, 2009'da daha büyük bir ivme kazanmış, 2012 Aralık ayında da İmralı ile görüşmelerin ifşa edilmesi suretiyle yeni bir şekil kazanmışsa, bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan çözüm sürecini başlatan ve bugüne kadar sürdüren kişidir. 6 aydan bu yana da Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve hükümeti çözüm sürecini başarılı bir sonuca ulaştırmak için gayret sarf ediyor. Yani bugün yapılanlardan ve bugün geldiğimiz noktadan, yarın geleceğimiz noktadan Sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir. Her şeyi çok iyi bilmektedir. Ve Sayın Başbakanımız haftalık görüşmelerinde, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında veya ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır. MİT müsteşarıyla görüşmelerinde, Sayın Başbakanımızla görüşmelerinde, çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımızla görüşmelerinde bu konular kendilerine etraflıca arz edilmektedir. Dolayısıyla bu konuşma, yani ben bundan hoşlanmadım veya bu hoşuma gitmedi, ben bunu soğuk karşıladım, bunu sıcak karşıladım şeklindeki beyanları kendi hissi beyanlarıdır, kendi düşünceleridir. Hükümetimizin yürüttüğü süreç sorumluluk olarak hükümetimizin üstündedir. Bu konuşmaları kendi özgün düşünceleri olarak kabul edebiliriz ve buna da saygı duyarız. Ama siz de soruyorsunuz, ben de yapılan yorumlardan, verilen cevaplardan görüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür konuşmaları eleştirilere yol açabilir. Bu haksız veya haklı eleştiriler sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız üzülebilir, yıpranabilir. Dolayısıyla sadece bu olayda değil, bundan önceki başka olaylarda da Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncelerini ekran önünde ifade etmesi ve bununla hükümetimizi belki de eleştiriyor noktaya gelmesi hükümetimizi de elbette yıpratabilir. Dolayısıyla bu konuşmaların kendi düşünceleri olarak Sayın Başbakanımıza doğrudan iletmesi, hükümetimize zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da toplantılar yaptığımıza göre hükümetimize yöneltmesi mümkündür. Ama kendi düşüncelerini ekran önünde bir eleştiri olarak getirmesinden, ben şahsen hükümetimiz adına değil ama Sayın Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için onun yıpranabileceği düşüncesiyle buna elbette uygun görmediğimi ifade etmek zorundayım.